Alo. Rom ölüyor. Rom ölüyor. Duvar. Bilmiyorum, ben çıktım. Beni aradılar, geri döndüm. Ben annene gittim. Gidiyordum yoldan. Yoldan. Oğlum. Numarasını bulayım. Rom. 153. Numarası 153. Evet. Rom. Rom. Oğlum. Şu yarası ne? Rom. Şey, belediyenin yanındaki mi? Yeni belediyenin evet, yanında. Evet, 153 arayacak. Brando'dan bana yardım edelim, ambulans alalım. Alo. Rom. Hadi inşallah kurtulacak, inşallah. Sesleri duyunca uyandım ve hani yangın olduğunu öğrendik. Sonra itfaiye geldi ve sonra işte kadın bağıra bağıra köpeğim diye işte geldi, eve girmek istedi. İtfaiyeciler engellediler. Daha sonrasında köpeği işte kargo tulumla dışarı çıkardılar ve oksijen vermeye başladılar. Daha sonra siz geldiniz zaten. Ondan sonraki olayları biliyorsunuz. Şu anda veterinere mi gitti? Evet. Yani öyle duyduk yani. Neden çıktı yangın bildiğiniz mi? Hiç bilmiyorum ama anlaştığım kadar elektrik. Hiç ateşte görmedik bu arada. Peki, geçmiş olsun. Sağ olun. Yani elektrik kontağından çıktığı söylendi. Köpek varmış içeride ve onu yaşatmaya çalıştılar. Ciddi anlamda sabah. Ondan sonrasını biz de kimse bilmiyoruz. 112 ambulansı herhalde gitti. 112 ambulansa mı gittiler? Evet, öyle olmuş ama ev sahibi sonradan gelmiş. Evet. Herhalde markete kadar gidip gelmiş. Peki. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler oldu? Ben kahvaltı yapıyordum. Komşuların sesinin bağırmasını duydum. Baktım ki limanlar çıkıyor. İtfaiye haber verdik. Geldiler, yetiştirdiler, Allah razı olsun. Neyden çıkmış yangın? Büyük ihtimalle elektrik kontağıdır. Büyük ihtimalle, çünkü mutfak burası. Orada bir şey olacak falan, yanma durumu yoktu. Salondan olmuş. Neyse, köpecik kurtuldu. Kurtuldu mu? Nefes alıyordu. Acil servis çalışanlara da teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü genelde çok sık gördüğümüz bir durum değil bu. 112 ambulansında ilk defa bir köpeğin indirildiğini gördük. Stabil şu an. En azından belli bir süre dumana maruz kalmış da olsa geldiğinde bilinci açıktı. İlk müdahalesini yaptık. Güzel bir durum, güzel bir hareket oldu 112 çalışanlarında. Şaşırdık biz de ambulansla köpek gelince. Durum şu anda stabil, iyi olacağını umuyoruz. Yani umarım
Ne yapılıyor şu anda efendim? Müdahale olarak ne yapılıyor? Karbonmonoksit zehirlenmesi geçirmiş. İlk acil müdahale olarak hiperbarik oksijen tedavisi uyguluyoruz. Ciddi bir oksijen eksikliği var vücudunda. Oksijen alması için günde herhalde bir 8-10 saat biraz oksijen seansı, birkaç seans halinde yapacağız. Şu an en iyi durumumuzda umuyorum ki dediğim gibi buradan yürüyerek